17. yüzyılda yerliler. Champlain'le birlikte Fransız İmparatorluğu'nun temellerinin nasıl atıldığını daha önce görmüştük. Ardından İngiliz köklerinin kopmasıyla birlikte devasa bir ülke olan Birleşik Devletler'in doğuşuna tanık olduk. Çok uzaklara giden fetihçilerin büyük başarılarına rağmen İspanyollar bu toprakların çok az bir bölümünü ellerinde tutacaklardır. Bize Fransızlardan, İngilizlerden ve İspanyollardan söz ettiniz. Peki ya yerliler? Unutmayalım ki o toprakların ilk sahipleri onlar da, öyle değil mi? Evet üstad, bize yerlilerden söz et. Evet, yerliler dünyanın en güzel avı. En iyi halkı demek istemiştim. Pekala, tamam. Ben de tam sizlere 17. yüzyıldaki Amerika yerlilerinin hayatlarından söz etmek istiyordum. Güneybatı'da İspanyol topraklarının hemen yanında Pueblos yerlileri yaşıyordu. Sessiz olun. Mısırlarımızı çalmışlar. Yine apaçilerin işi olmalı. Bekle. Tam isabet. Bizden çalmak yerine topraklarını ekseler iyi olacak. Aslında böylesi daha az yorucu. Hem onlar olmasa nasıl eğlenecektik ha? Oh. Dur. Merhabalar. Burada ne yapıyorsunuz? Şimşek, şimşek çakan baston. Bırakın beni, imdat, imdat, yardım edin, kaçırıyorlar. İmdat, bırak beni, bırak dedim sana, bırak, hadi bırak beni. Bırak beni, imdat, imdat, imdat. Lütfen yardım edin, bırak beni. Orada ne dikilip duruyorsunuz? Yakalayın onları, hırsız yerliler cezalarını çekecek. Hila, Hila. Mısır tarlalarının içinden geçmişler. Geçmek yasak. Öyle mi? Oh.
Beyazların kölesi bir Pueblo olmaktansa özgür bir Apache olmak daha iyidir. Bizimle kalabilirsin. Apache'lerin yanında rahat oluruz sanmıştık ama ufaklığın doğumundan sonra ayrılmak zorunda kaldık. Yıllardır oradan oraya göç ediyoruz. Çok yorgunuz. Evet, anlıyorum çocuklar. Sizler vadileri ve dağları aştınız. Koca bir kıtayı kat ettiniz. Gün batımından gün doğumuna durmadan yürüdünüz. Gelin, yanıma gelin hadi. Hı? Yaklaşın da sizi de bizim gibi bir povhatan yapayım. Burada İspanyollardan korkmanıza gerek yok. Hemen yakınımızda bir İngiliz köyü var. Hepsi giysili insanlar ama her zaman çok kibar değiller. Biraz dinlendikten sonra sizi büyük kralımız Povatan'a götüreceğim. Gerçek bir bilge. Bana o şeyden biraz içirt karşılığında bundan vereyim. Beyaz ilacınızdan için biraz sakinleşirsiniz. Gelin size tütünü göstereyim. Ülkemize gelişleriyle birlikte kıyafetli insanlar karşısında daha güvensiz hale geldik. Oysa hepsi sefil ve açlıktan kıvranıyordu ama yavaş yavaş güçlendiler. Artık çok büyük silahları var, tamamen saldırganlaştılar. Çalışmak yerine bizim ürünlerimizi çalıyorlar. Kendi toprakları dururken bizimkileri sahipleniyorlar. Onlar söylediğin kadar kötüyse neden hepsini yok etmiyorsun baba? Çok askerin var senin. Biz Powhatanlar şiddetten nefret ederiz. Şiddet kullanmadan önce kurnazlık silahını deneriz. Anlıyorum. Kaptan Smith'i tanıyor musun? Evet baba, bence çok iyi bir adam. O halde beni iyi dinle Pocahontas. Şöyle yapacaksın. Beyazlar her gün topraklarını daha da genişletiyor. Ne olursa olsun canlı ele geçirmeliyiz. İleri! Beyaz adamların şefi John Schmidt. Verdiğin sözleri tutmadın. Sen adamların defalarca sınırını aştın. Emsal teşkil etmek için öleceksin. Bu da ne demek ki? Durun, yapmayın. Hayır, hayır, hayır. Durun! Güçlü ve büyük şef, kızım Pocahontas olarak bu adamı bağışlamanızı istiyorum. O bizim güvenimize ihanet etti. Bu yüzden ölmek zorunda. O halde beni de öldürün. Bu adamların bize bir daha ihanet etmeyeceğini garanti edebilir misin? Evet baba, hayatım üzerine garanti verebilirim. Pekala, serbest bırakın. Ah, teşekkür ederim. Bana güveniyor musun? Evet. Hı-hı. Ateşkes çok kısa sürer. Çünkü İngiltere yeni topraklar ülkesi Amerika'ya her zaman elit insanlar göndermez. Kış çok ağır geçer. Koloni açlıkla yüz yüze kalır. Öyle ki John Schmidt bile makul çözümlerini tamamen unutur. Opekan Kanu kendilerine yapılan bu hakareti asla unutmayacaktır. Böylece beyazlar korkunç bir düşman kazanırlar. Bedeli ağır olacaktır. Kolonilerin lideri John Schmidt yeniden İngiltere'ye gider.
Yerlilerin en verimli ve en güzel topraklarına el konur. Kızılderililer birer köle gibi çalıştırılır. Hadi hadi tembel herifler, biraz hızlanın. Hadi terledin mi yoksa? Siz neden iki kişisiniz? Ona birazcık güçlendirici vermek istedim. Bana kalırsa yakında aynı şeye senin de ihtiyacın olacak. Yani... Dur. İçme sırası sende. İyi yolculuklar. Büyük şef Povhayan ölür. Kardeşi Opekankano bu kez yeni şef olur. 22 Mart 1622 sabahı tam bir trajedi yaşanır. James River da o sabah tam 347 beyaz hayatını kaybedecektir. Derken şiddet şiddeti doğurur ve dozu iyice artar. Artık her türlü şiddete izin vardır. Yeni vali Francis Yat tam bir kurnazdır. Opekankano ve ona bağlı yerli şefleri güvenlik garantisi vererek konuşmaya davet eder. Sana güveniyorum. İyi uykular. Povhatan yerlilerine karşı verilen savaş 15 yıl sürecektir. Ancak Opekankano intikamını almak için 22 yıl sabırla bekleyecektir. Ve 1644 yılında tam 100 yaşına basar. Artık savaşma vakti geldi çocuklar. Yarın Şafak'la birlikte Jamestown'a saldıracağız. Üzgünüm ama yapamam. Hayır, bunu yapamam. Bağışlayın beni. Bir süre sonra her yerde yerlilerin Jamestown'da kazandığı zafer konuşulur. 10 yıl sonra. Şimdi birkaç yüz metre kuzeydeyiz. Burası Delaware yerlilerinin bölgesi. Tamam, endişelenme. İsveçliler iyi huylu beyazlardır. Alın. Bu yuvarlak şey nedir? Bunun adı vampum. Biz yerlilere ait para. Yapması çok zordur. Bu da beyazların parası. Bunu yapmak çok daha kolay. Gerçekten mi? Dikkat et. Bir İrokez geliyor. Hiçbir şey anlamadım baba. Sen ona vampum verdin ama o sana hiçbir şey vermedi. Karşılığında bizi rahat bırakıyorlar. İrokezler çok güçlü savaşçılardı. Daha sonra buna haraç adı verilecek ama elbette o dönemde bu bilinmiyordu. Peki biz neden İrokez değiliz? Ha baba? 1654. İsveçliler yerlilerin topraklarını, hatta daha da fazlasını tüfek ve cephane karşılığında satın alır. Ancak yeni aldıkları yerleri sadece bir yıl ellerinde tutabilirler. Bravo baba, harika.
Tamam, ama gelecek sefere bize tüfek de vereceksiniz. Ve de deri. Peki neden? Çünkü Hollandalılar bize 10 deri karşılığı bir tüfek veriyor. İsveçlileri kovdular. Sizin paralarınız da onların eline geçti. Sakın unutmayın, Hollandalılar diğer beyazlar gibi anlayışlı değildir. Söylesene baba. Yine ne var? Biz neden İrokez değiliz? Şimdi ne yapacağız? Gidelim. İmdat! İmdat! Şşt! İmdat! Burada bekle. Ah! İmdat! İmdat! Yardım edin imdat! Yardım edin. Nerede olduğumu bilmiyorum. Hangi kabiledensin? Mohawk İrokez kabilesinden. Sen ve kabilen bizim dostlarımız değil. Ama onları bulana kadar bizimle kalabilirsin. Hayır dur. Terliklerimi ters giyeceğim. Böylece kimse nereye gittiğimizi anlamayacak. Biz İrokezler çok güçlüyüzdür. İrokez topraklarında ne arıyorsunuz? Ben bir İrokezim. Tamam, bunu biliyoruz. Onlar Delaware kabilesinden ama hayatımı kurtardılar. Bana karşı çok iyi davrandılar. Burada kalmayın. İngilizler ve Hollandalılar bize kafa derisi karşılığı çok iyi para ödüyorlar. Söylesene baba, biz neden İrokez değiliz? O adam elinde ne tutuyor, silah mı? Bana kalırsa kafa derisinden bir şey. Bizim tüylerimiz gibi. Siz de nereden çıktınız bakalım? Aylardır deniz boyunca ilerliyoruz. Benimle gelin, ben bir vamponogum. Sizi kralımız Filip'e kadar götüreceğim. Adım Sasamon, kralın tercümanıyım, gelin. Aramıza hoş geldiniz. Sanırım kabilemize cesur yürekler katılıyor. Büyük olaylar haber veriliyor. Gelin sizi tüm kabileme tanıtacağım. Beyazların sayısı gitgide artıyor. Gitgide silahlanıyorlar ve şiddetlerini arttırıyorlar. Hayatta kalmamızın tek yolu birleşmek ve eşit silahlarla savaşmak. Beyaz şefler tarafından Plymouth'a toplantıya davet edilen Philip, tercümanının ona ihanet ettiğini fark eder. Beyazlar ona kabul edilemez şartlar sunmaktadır. İmzalayacaksın. Baskı altında kalan Philip, kabilesinin sahip olduğu tüm ateşli silahları teslim etmek zorunda kalır. Şeflerin çoğu kararı uygulamayı reddeder. Bir süre sonra tercüman Sasomon ölü olarak bulunur. Ve bu sonu gelmeyen bir şiddet döngüsünün başlangıcı olur. Onlar bizim avımız. Siz kendinizinkini avlayın. Valiniz beni görmek ve konuşmak istiyor ha? Bu İngiltere Kralı'nın yetki alanına girer. Bu konuyu valiyle konuşmayı reddediyorum. Benim muhatabım doğrudan İngiltere Kralı'nın kendisidir. Durun! Şuraya. Şuraya.
Hadi beni takip edin. Gidelim. Bataklığın çevresini saracağız ve buraya bir kale inşa edeceğiz. Tek kişi bile kaçamayacak. Evet, iyi fikir şef. Böylece onlardan sonsuza dek kurtulmuş oluruz. Saldırın! Çok sayıda zafer kazandık ve bu akşam bir şenlik düzenleyeceğiz. Hepsini bir araya getirdiğin için teşekkür ederim Tanrım. O gece kaçmayı başaran çok az Algonquian hayatta kalacaktır. İngilizler Algonquian kafa derisine iyi para veriyor. Kafa derimi yüzmeyecek misiniz? Biz İrokezler güçlüyüz ama aptal değiliz. Söylesenize, ben neden bir İrokez olamıyorum? Bunlar Mohikanlar, yabancılar. Savaş gençlerimizin bedenlerini ve ruhlarını güçlendirir. Bu insanları ne yapacaksınız? Kadınlar ve çocuklar kabilemizin bir parçası olacak. Peki erkekler ne olacak? Duruma göre değişir. Bazı sınavlardan geçecekler, zor sınavlardan. Sonra belki kabileye alınacaklar. Ya da ölüme terk edilecekler. Duruma bağlı. Bak, yakında 5 halkın temsilcisinin katılacağı büyük kabileler toplantısı yapılacak. Büyük ve güçlü ülkemiz Fransa, İrokezlerin bize dost kabilelere karşı yürüttüğü savaştan son derece rahatsız. Bu bize karşı yürütülen bir savaştır. Ayrıca Kürt ticaretimizi sekteye uğratıyorsunuz. Bizimle barış içinde yaşamayı kabul ederseniz hepiniz ödüllendirilecek ama barışı reddederseniz yeni silahlarımızı devreye sokacağız ve sonuç çok daha korkunç olacak. Yüzleriniz soluk, dilleriniz şakıyor ama sözleriniz birkaç ay geçerliliğini koruyor. Biz kendi toprağımızdayız ve hepimiz bir birlik kurduk. Eğer savaşçılarınız savaş baltasını, barış ağacını kesmek için gelecekse, karşılarında buna cevap vermeye hazır güçlü bir İrokez ordusu bulacaktır. Hayır dur, bunu sadece sahte yüzler topluluğuna ait doktorların giymeye hakkı vardır. Biz yerliler savaşmayı severiz, bu doğru. Ancak soluk yüzlüler aylardır silahlanıyor ve kabileleri tek tek yok ediyor. İlk İngilizler Powhatanların yardımı olmasaydı Jamestown'ı asla hayatta kalamazdı. Ama sonra Powhatanları yok ettiler. Aynı şeyi Kral Filipin halkı Wampanoaglara yaptılar. Oysa bu açgözlü koloniler yerli kabilelerin yardımı olmasa açlıktan ölürdü. Daha sonra Mohikanları yok ettiler. En sadık müttefiklerini. Derken Delaware kabilesini yok ettiler ve de diğerlerini. Neden bu kadar sadakatsizlerdi? Neden? Söyleyin bana. Ama onlar da bizim gibi insan değiller mi? Bizim gibi mi dedin? Hepsi aç gözlü, hiçbir şeyden korkmuyorlar. Kürklerimizi çaldılar, topraklarımızı ele geçirdiler, köyleri yaktılar. Bizim gibi insanlara... Bir yerli çocuğun doğuştan yüzme yeteneği var mı görmek istediler. Peki sadıklar mı? Fransız vali Denonville 60 cesur savaşçımızı büyük bir şenliğe davet etmişti. Fakat amaç farklıydı. İşte bu yüzden biz daha güçlü ve çok daha kurnaz olmalıyız. Eğer beyazlarla aramızda bir rekabet varsa daha kurnaz olup onları kendi tuzaklarına düşürmeliyiz. Beyazların hepsi gerçekten böyle mi? Buraya fazla uzak olmayan Pensilvanya'da William Penn adında bir beyaz var ve anlaşılan yerlilere karşı oldukça dürüst ve sadık.
Bu ne kadar sürer peki? Benim beyazlara en ufak güvenim kalmadı. Bu yaşlı yerli adam bana birini hatırlattı. Aslında söylediklerinde hiç de haksız değildi. Çünkü birkaç yıl sonra William Penn'in öz oğlu Pensilvanya'daki yerlileri ortadan kaldırmak için akla gelen her yöntemi deneyecektir. Adamlarıyla birlikte yerlilerin topraklarına el koyup hepsini batıya sürecektir. Her zaman biraz daha batıya.